Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine botanik parka geldik. Botanik parkta güzel bir ortam var. Yani insan bu ortamda şöyle oturup etrafını seyre dalmak istiyor. Ama bu seyir esnasında da bir şeyler anlatmak lazım. Bugün Allah'ın nimetlerini anlatalım en iyisi gelin. Yani şu etrafımızda gördüğümüz nimetleri görünce bunu anlatmamak olmaz. Her tarafımız nimetlerle dolu. Yani nefes alıp verişimize kadar bir nimet. Etrafımızda yeşilin onlarca tonu var. Allah'ın nimetleri deyince eminim pek çoğunuzun aklına Fatiha suresi gelmiştir. Hani Fatiha suresinde her zaman yaptığımız bir dua vardır Rabbimize. Estaizu billah. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Evet, biz burada Rabbimizden ne istiyoruz? Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğu, nimetler vermiş olduğu kimselerin yoluna iletmesini istiyoruz bizleri. Gazaba uğramışların ve yolundan sapmışların yoluna uğratmamasını, tam tersine nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet diye bir talepte bulunuyoruz Rabbimizden. Hiç düşündük mü? Yani Rabbimizden nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz bizi. Bu nimet verdikleri Rabbimizin kim ola ki diye. Hani bir şey talep ediyoruz. İstediğimiz şey nedir? Bizim menfaatimize mi, zararımıza mı? Ki zararımıza bir duayı tabii ki yapmayız. İşte Rabbimizin bu, Rabbimizden istemiş olduğumuz bu nimet verilenlerin kimler olduğunu biz yine Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 69. ayetinde görüyoruz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz orada, Estaizu billah. Ve men yuti'illaha ve rasul, kim ki Allah'a itaat ederse ve Resulüne de itaat ederse, fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim, işte onlar diyor Allah'ın nimet verdikleriyle beraberlerdir. Kim ki Allah'a itaat ederse ve Resulüne, işte onlar Allah'ın nimet vermiş olduğu şu kimselerle beraberdirler. Kimmiş o kimseler bakın? Minen nebiyyin, peygamberlerden ve sıddıkîn ve sadık olanlardan, özü sözü bir olanlardan, dost doğru olanlardan, hayat mücadelesinde savaş yaparken dünyaya yenilip ahiretini unutmayan, vermiş oldukları galu bela sözüne sadık kalan insanlardan bahsediyoruz burada. Yani biz iman ettik sözünü verdikten sonra Rabbimize, artık bu imanımızın bir gereği olarak da yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızın olduğunu bilmek durumundayız. Yani iş sadece la ilahe illallah demekle bitmiyor. Şayet öyle olmuş olsaydı, yeryüzünde bir Allah'ın kulu kalmazdı ki bu sözü söylesin de işte Allah'ın nimet vermiş olduğu bu sıddıklardan, sadıklardan olmuş olmasın. Esas görev ondan sonra başlıyor. Yani ben iman ettim dedim, imanımın bana yüklemiş olduğu bir takım sorumluluklar var elbette ki. Bunları yerine getirmezsem ardından da ben işte iman üzere devam ediyorum demenin de bir manası yok. Yani bu sadıklardan, sıddıklardan olduğumuzu iddia edebilmenin hiçbir tutar tarafı yok. Devam ediyor ayetimiz ve şühede ve şehitler. Demek ki şehitler de Allah'ın nimet verdiği. Bu manada şehitlik Allah'ın bir nimeti kuluna vermiş olduğu. Hani hep deriz ya şehitlik kişiye nasip olması gerekir. Nasip meselesidir diye. İşte o şehitlik mertebesine ulaşmak da aslında sizin kılıç sallamanızla veya savaştan savaşa cihad etmenizle olacak şey değil. Biliyorsunuz Halid bin Velid pek çok savaşa katıldı ama yatağında öldü. Hazreti Ömer keza o şekilde. Dolayısıyla şehitlik biraz da nasip meselesi. Şunu söylemeye de çalışmıyoruz bu arada. Bu kişilerin işte sevapları, mükafatları daha düşüktür anlamında demiyoruz. Başka o enam nimet verdiği kullar kimlermiş Rabbimizin? Ve salihin ve salih olan insanlar. Salih olan insan ne? Kim? Biz sulh kelimesine baktığımızda, salih kelimesine baktığımızda hep imandan sonra da bize bir ölçü olarak geliyor hatırlayın. Ve amilu salihat diye ve salih amel işleyenler. Salih amel yeryüzünde Allah'ın razı olacağı türden yapılan her türlü amel olarak özetleyebiliriz bu kavramı. Yani sen bir amel yapacaksın, bu amelinden Rabbin hoşnut olacak. İşte böyle olduğun zaman salihlerden oluyorsun. Yalnız bunları söylerken hep hatırlatmakta fayda var.
yani iman etmemiş bir kulun ki maalesef yapmış olduğu salih davranışlar onun hanesine bir artı olarak geçemiyor. En fazla işte azabını hafifletebilen ibadetler oluyor. İşte bunlar Allah'ın nimet vermiş oldukları. Ve hasune ulaike refika. İşte onlar var ya, onlar ne de güzel arkadaştırlar diyor. Yani dünyadayken arkadaş arıyorsan eğer, kendine salih insanları, sadık insanları, sözünde, özünde güvenilir olan insanları seç. Böylece aslında Fatiha suresinde yapmış olduğun, bizi o nimet vermiş olduğun kulların zümresine ilhak et duasını sen kendin bizatihi yapmış, yerine getirmiş oluyorsun. Hani önce tedbir sonra tevekkül diyoruz ya, tam da bu. Yani sen hem nimet isteyip hem de hayatında salih olmayan, doğru olmayan insanlarla beraber olursan o zaman sözüne sadık olmamış olursun. Yani yapmış olduğun dua dilinden aşağıya doğru inmemiş bir dua olur. Hani Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam buna benzer dediği, sizden sonra diyor öyle Kur'an okuyucuları gelecekler ki onların okumuş oldukları Kur'an boğazlarından, hançerelerinden aşağıya inmeyecek. Ne demek bu? Evet, onlar dilleriyle telaffuz edecekler fakat yaşamlarında biz bunun etkisini görmeyeceğiz. Biz insanoğlu Allah'ın nimetlerini gördüğümüzde birazcık şımarma taraftarıyız esasında. Bunu nereden biliyoruz? Bunu zenginleştiğimiz zaman, biraz böyle hani kalburu düzelttiğimiz zaman tabir caizse hemen bakıyoruz, azgınlaşma emareleri göstermeye başlıyoruz. Efendim, insanlara biraz daha tepeden bakmak, onları alaya almak, küçümsemek, kendi elde etmiş olduğumuz kazanımlarımızı sanki kendimizin elde ettiği gibi bir havaya girmek falan. Bak işte ben kazandım, ben yaptım tavrında. Ama tam tersine Allah da bir musibetle, bir cezalandırmayla elimizdeki o dünyalığı elimizden aldığında hemen yan çizi veriyoruz. İki şekilde davranıyoruz bu durumda. Bir, herhangi bir tepki göstermiyoruz. Efendim, karamsarlığa kapılıyoruz. İkincisi de hemen bu sefer Allah aklımıza geliyor. Allah'ım sen bilirsin. Allah'ım sen büyüksün. Yani halbuki Allah akıldan hiç çıkmamalıydı hani. Hiç çıkartılmaması gereken Rabbimizin adını biz başımıza bir felaket, bir bela geldiği zaman hatırlıyoruz maalesef. Bakın bununla ilgili ayette İsra suresinin 83. ayetinde Rabbimiz nasıl buyuruyor? Ve izâ en'amne alel insan, insanoğluna bir nimet verdiğimiz zaman e'rede ve ne'e bicanibih, ondan yüz çevirip o nimete dalıp bizden yan çizer. Bir nimet verdiğimiz zaman insanoğlu bizden yan çizer. Bir canibi, yanını döner bize, arkasını döner. Yani amellerinde gevşeklikler başlar. Ve izâ messehu şerru kâne yeûsâ. Eğer ona da diyor bir şer dokunacak olursa, yani o mallarını biraz elinden alacak olursak, işte o zaman da yeese kapılır, ümitsizliğe kapılır, karamsarlığa kapılır. Eyvah öldüm, bittim, yandım, kül oldum diye feryadu figâne başlar. Bu ayetin hemen hemen bir benzeri de Fussilet suresinin 51. ayetinde ve izâ en'amnâ alel insân, aynı şekilde başlıyor. İnsanoğluna bir nimet verdiğimizde e'râde fene'â bicânibi, işte o hemen bizden yüzünü çevirir, yön çevirir bize. Ve izâ messehu şerru, ona bir şer dokunduğu zaman, bakın bu kısmı değişik sadece, fezû duâen arîd, o gönülden böyle yalvarıp yakarmaya başlar. Yani insanoğlu böyle bir Allah nimeti elinden aldığında hemen Allah aklına geliyor. Halbuki bize düşen Allah nimet verdiği zaman da şükretmek, nimet vermediği zaman, imtihan ettiği zaman da yine şükretmek. Darlıkta ve bollukta her anda Allah'ı şükredenlerden olmak lazım. Yani düşünün ki bu dünya bir sınav yeri. Sınav yerinde bazen Allah bizi bollukla imtihan ediyor, bazen darlıkla imtihan ediyor. Her ikisi de imtihan çeşitlerinden ve her iki halde de aynı hal üzere olmalıyız. Yani şükreden bir kul olabilmeliyiz ki imtihanı kazananlardan, bu nimete gereğine, gereği gibi hamd edenlerden olmalıyız. Allah'ın nimetleri gerçekten şöyle bir etrafımıza baktığımızda o kadar fazla ki, zaten Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerinde söylüyor. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Onlara diyor o Rabbimiz bize her istediğimiz, ne istediyseniz ondan verdi. Yani dünyadayken bir kulun, bir insanın ihtiyacı olan her şey
dünyada var. Ve in te'uddu nimetallah, eğer Allah'ın bu nimetlerini saymaya kalkarsanız la tuhsuha, onları sayamazsınız, bitiremezsiniz saymakla. İnnel insane lezalumun kefur, şüphesiz ki insan çok zalim ve çok nankördür. Bu da yine İbrahim suresinin 34. ayetinde. Bakın şöyle bir etrafımıza bakalım. Etrafımıza da değil aslında. Önce kendi bedenimize bakalım. Allah bize öyle bir göz vermiş ki, değil mi? Bugün yeryüzünün en gelişmiş kamerası dahi bu gözlerin yapabildiği kadar bir çekim yapamıyor. Yani sonuçta siz yeryüzünde ne kadar iyi bir kamera üretirseniz üretin, onun gösterdiği şey sizin gözlerinizin görebildiği kadardır. Dolayısıyla siz yeryüzünün en iyi kamerasına sahipsiniz en nihayetinde. Ve iki gözünüz de ayrı ayrı gördüğü için beynimiz uzaktaki bir nesnenin bizden ne kadar uzakta olduğunu da algılayabiliyor bu sayede. Öyle de mükemmel bir özelliğe sahip. Ellerimiz var. Ellerimiz olmasa yemek yiyemiyoruz. Bakın bu bir nimet aslında. Nefes alıp veriyoruz. Bu ayrı bir nimet. Kainata bakıyoruz, evrene bakıyoruz. Her şey bizim adeta önümüze sunulmuş nimetler olarak, işte yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz içecekler. O kadar fazla ki saymakla bitiremezsiniz diyor zaten Rabbimiz bunları. Oturup tek tek saymaktansa, Rabbim bize vermiş olduğun her şey adedince sana şükürler olsun diyoruz. Bize o nimetlerinin şükrünü bilmeyi, şükrünü eda edebilmeyi her şeyden önce nasip eyle diyoruz. Eğer zaman zaman seni unutursak, bizi gafiller sınıfından eyleme, bizi onlardan yazma diyoruz. Ve en güzeli de, nimetlerin en güzeli de Kur'an-ı Kerim'de nedir? Naim cennetlerinden bahseder. Bakın aynı kökten geliyor, nimet cennetleri. Cennetün naim. Allah işte bizleri inşallah o cennetin en güzeli olan, en güzellerinden bir tanesi olan naim cennetlerine de erdirsin. Ama hangi kulları erdirdiğini bakın nasıl söylüyor. Yunus suresi 9. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler ve ardından da salih amel işleyenlere gelince يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ Allah onları imanları sebebiyle doğru yola iletmiştir. İmanları sebebiyle doğru yola iletmiştir onları. Tecri min tehtihimül enhar, onların altlarında ırmaklar akar. Fi cennetin naim, ve işte onlar naim cennetlerindedirler. Buraya erdirilmiş olan insanlardır. Yani iman edeceksin. Yani iman ettikten sonra salih amel işleyeceksin ki işte bu nimetin en sonuncusu belki de olan. Gerçi sonuncusu ifadesi yanlış oldu. Cennette de bir sürü nimetler var, devam ediyor. Orada sonsuz, sınırsız nimetler var. Buna nail olabilelim. İnşallah Rabbim cümlemizi naim cennetlerine girebilmeyi nasip eylesin. Oraya girebilecek güzel ameller, salih ameller işlemeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.